Evet sevgili gençler tekrar merhaba. Anlatım bozuklukları konusunun son bölümü olan cümle düzeyindeki anlatım bozukluklarından fiilimsilerden kaynaklanan bozuklukları işleyeceğiz. Tabi fiilimsilerden kaynaklanan anlatım bozukluklarını görmeden önce dilerseniz fiilimsileri şöyle bir hatırlayalım. Şimdi dil bilgisi konularının hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla dil bilgisi konuları bir bütün oluşturduğu için bütün konuların birbiriyle alakası var. Bir konuyu bilmeden bir başka dil bilgisi konusunu anlamak, kavramak gerçekten kolay değil. Bu vesileyle şöyle bir hatırlayalım. Üç tane fiilimsi türü olarak Türkçe'de karşımıza çıkıyor fiilimsiler. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil olarak görünüyor. Tabi isim fiiller mastar ekleri, sıfat fiiller ortaçlar, zar fiiller ise ulaçlar olarak bildiğimiz fiilimsi türleridir. Bunların üçünün de ortak bir özelliği var. Bunlar eklenmiş olduğu kelimenin anlamını değiştirirler. Yani yapım eki görevinde kullanılırlar. Türemiş hale getirirler. Dolayısıyla bunlar e, eklenmiş oldukları fiil köklerini de bir şekilde isimleştirmiş olurlar. Yani artık onu fiil olmaktan çıkartırlar. Zarf fiil e, derken şu e, gerçeği unutmamak lazım. Zarf değil, tek başına zarf değil. Tek başına fiil de değil. Yani zarf özelliği kazanmış bir fiil ya da tek başına isim değil, tek başına da fiil değil, isim özelliği kazanan bir fiil yahut sıfat da değil, fiil de değil. Hem e, sıfat hem de fiil olan bir ...özellik arz ediyor. Böyle bilelim. Eklerini hatırlayacak olursak... ...bu ekranda sizlere göstereyim şöyle bir... ...az da olsa bir göz gezdirmiş olun. Zaten biliyorsunuz. Şimdi bu fiilimsilerden kaynaklanan anlatım bozukluğu örneklerine şöyle bir bakalım. Fiilimsilerden kaynaklanan bozukluklar nereden kaynaklanıyor? Yani sebebi nedir? Bunu öğrenelim. Sebebi şudur. İki farklı fiilimsi türünün kullanılması anlatım bozukluğuna sebep oluyor... Ne demek iki farklı anlatım e, fiilimsi türünün kullanılması? Şimdi bakınız ne gelişinden haberimiz oldu ne de gittiğinden. Bu örnekte şunu görüyoruz biz. Gelişteki fiilimsi görüyorsunuz. Altı çizili iş eki. Gittiğindeki de tigi eki. Bunlar birisi isim fiil öteki de sıfat fiil. Bu arada anası mezar dik ecekmişteki bu dik ekinin tigi, tıgı, tugu, tügü ya da dığı, digi şekline dönüştüğünü de Unutmamak gerekiyor. Bakın burada git, tigi. Buradaki tigi eki bir sıfat fiil ekidir. Şimdi birinci kelimede gelişinden, ikincisinde gittiğinden iki farklı fiilimsi türünün kullanılması bir anlatım bozukluğu oluşturmuş. Peki nasıl düzeltilmesi gerekiyor? Şöyle ne gelişinden haberimiz oldu, ne de gidişinden. Bu şekilde düzeltirsek anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Ya da şöyle ne geldiğinden haberimiz oldu ne de gittiğinden. Böyle de düzeltilmiş olabilir. Yani meselenin özü şu iki fiilimsi de birbiriyle aynı türden ve aynı şekilde aynı özellikte olması lazım. İki fiilimsinin de aynı özellikte ve aynı türde olması lazım. Şimdi şu örnek birazcık daha ilginç buna da bakalım. Çocuğun arkamızdan seslenişini ve uzun uzun bakmasını unutamıyorum. Şimdi burada gördüğünüz iş eki bir isim fiil eki değil mi? Evet o zaman alttaki fiilimsiye bakalım. Bakmasını buradaki ma eki de e, takdir edersiniz bir fiil. Fiilimsi isim fiil değil mi? E, i̇ki tane isim fiilin kullanılması neden bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermiş acaba? Onun da sebebi izahı şu. İkisi de aynı e, türde olacak. Yani aynı fiilimsi türü olması yeterli değil. Yani işse... İşle devam edecek. Mame ise mameyle devam edecek. İki farklı kendi içinde bile olsa iki farklı fiilimsi türünün kullanılması yine bir anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bir başka örneğimize bakalım. Bu suçlamaların gereksiz ve doğru olmadığını söyleyebilirim. Bu suçlamaların gereksiz ve doğru olmadığını. Şimdi doğru olmadığından sonra bir fiilimsi görüyorsunuz. Dığı fiilimsi ekini yani sıfat fiil ekini görüyorsunuz. Buradaki dağı eki olmadığını kelimesini gereksiz kelimesinden sonra getiremiyoruz. Niye? Deneyelim. Bu suçlamaların gereksiz olmadığını ve doğru olmadığını söyleyebilirim. Bu olmadığını özellikle şöyle kalemle göstereyim. Olmadığını kelimesi buradaki gereksiz kelimesinden sonra kullanılamıyor. Dolayısıyla buraya bizim gereksiz kelimesinden sonra olduğunu filmsi e, içeren kelimesini getirmemiz lazım. Bu kelimeyi getirirsek gereksiz olduğunu ve doğru olmadığını söyleyebilirim. Peki böyle bir soru e, testlerde, sınavlarda karşımıza çıksa bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir dese ne dersiniz? Evet bunun izahı ne olur? Fiilimsi ekinin ya da fiilimsi daha doğrusu fiilimsinin kullanılmaması. Eki demeyelim de fiilimsinin Kullanılmaması. Bakın bazen e, bazı kelimeler gereksiz kullanılıp anlatım bozukluğuna sebep olabiliyor. Bazen de bazen de e, kullanılmadığı için de e, anlatım bozukluğu oluşturabiliyor. Evet, fiilimsilerden kaynaklanan anlatım bozukluklarının özü böyle sevgili gençler. Son bir e, konumuz kaldı. O da çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları. Tabii çatı uyumsuzluğuna e, geçmeden evvel e, bir çatı konusunu da hatırlamakta fayda var. E, fiillerde çatı biliyorsunuz şöyle tablo halinde ben size bir göstereyim. Fiillerde çatı iki başlık altında inceleniyor. Özne-yüklem ilişkisine göre çatılar, nesne-yüklem ilişkisine göre çatılar. Bu arada e, şunu da söylemek lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Şeklinde bazı dil bilgisi soruları oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Şimdi çatılar nerede yer alır? Fiillerde yer alır değil mi? Fiillerde çatı diyor dikkat edin. Yani isimlerde çatı olmaz. O halde isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Mesela şöyle bir cümlemiz olsun. Hayatta en sevdiğim şey en sevdiğim dostlarım, kitaplarımdı kitaplarımdı. Burada yüklem ve isim olduğu için bir isim cümlesi. Dolayısıyla burada bir çatı özelliği aramıyorsunuz, arayamıyoruz. Evet, fiillerde çatıyı iki başlık altında inceliyoruz. Özne yüklem ilişkisine göre ve nesne yüklem ilişkisine göre. Anlatım bozukluğunu ilgilendiren, anlatım bozukluğu ile alakalı olan çatılar özne yüklem ilişkisine göre olan etken edilgen ve dönüşlü ve işteş daha çok etken edilgen dönüşlü olarak geçiyor. Bunlar daha çok anlatım bozukluğuyla yakından alakalı. Biz bunları şöyle bir kısaca hatırlayalım neydi bunların içeriği etken bir fiili kendi yapan kişilerden oluşan gerçek öznenin olduğu fiiller edilgen işi yapan belli değil sadece yapılan işten etkilenen söz konusuydu dönüşlü hem işi yapan hem de yapılan işten etkilenen kişi var idi özne var idi. Bir de işteş fiiller, bu da işi ya karşılıklı ya da birlikte yapan bir öznenin olduğu, çoklu bir öznenin var olduğu anlamını taşıyan fiillerdir. Fiilin kökünde de ya yahut kökün dışında da bazen şe takısının olduğunu gördüğümüz fiillerdir. Şimdi şurada bir örnek cümleler aldım. Elini masaya vurdu cümlesine bakalım. Vurdu kelimesinin altını çizdim. Burada işi yapan belli değil mi? Her ne kadar gizli özne bile olsa sonuçta işi yapan biri olduğu için burada nedir? Etken bir fiil söz konusu. Dedesi Çanakkale'de vuruldu. Kim tarafından vuruldu belli değil. Yani dedesini vuran kim belli değil. Birileri tarafından vurulduğu için burada edilgen fiil. Edilgen fiilin fark ettiyseniz kökün İçinde değil de kökten sonra gelen e, ul eki yani bir l takısı olduğunu görüyorsunuz. Vurmaktan vurulmak. Bu hem edilgen hem dönüşlü fiillerde var olan bir şey. İkisinde de bu l takısı yer alıyor. Bu yapılan işten etkilenme anlamını taşıyor. Dedesi Çanakkale'de vuruldu. Birileri tarafından edilgen fiil oluyor. E, üçüncü cümleye bakalım. Görür görmez bu köye vuruldu. Birileri tarafından mı vuruldu? Hayır kendi kendine vuruldu. Yani bu köy köyü görünce sevdi vuruldu anlamında. İşi yapan kişi kendisi ama yapılan işten etkilenen de kendisi. Yukarıdaki edilgen fiilde dikkat ederseniz işi yapan kendisi değildi. Bir başkası var idi. Yapan o ama o belli değil. Bu yüzden edilgen ve dönüşlü fiil bu noktada birbirinden ayrılıyor. Düşmanla cephede vuruştu. Burada da dikkat ederseniz fiilin içerisinde bir ş şey takısının olduğunu görüyorsunuz. Vurmaktan vuruşmak. Ve aynı zamanda bunun da karşılıklı yapılan bir fiil olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada ne var? Burada işteş fiil var diyebiliriz. Şimdi çatı konusu böyle. Yan tarafta zaten nesne alan fiiller, geçişli fiiller, nesne alamayan fiiller, geçişsiz fiiller. Geçişli bir fiilin geçişlilik derecesini arttırmak ettirgen geçişsiz bir fiili geçişli hale getirmek ise oldurgan fiildir. Tam teferruata girmek istemiyorum zira konumuza dönmemiz gerekiyor. Evet, peki bu çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları nelerdir? Hangi şekillerde karşımıza çıkabilir? Onlara bakayım. Bakalım beraber. E, bu konuyu çok soru çözülerek öğrenirsin. Bu konuyu çok soru çözülerek öğrenirsin. Zaten kulağınızda bir böyle hemen bozukluk ortaya çıkardığını eminim bu cümlenin, zira kulağa hiç hoş gelmiyor. Ama işte problem nerede? Meseleyi anlamak için buna biraz dikkatinizi yoğunlaştırmanız gerekiyor. Burada şimdi değişik düzeltme yöntemleri kullanılabilir. Mesela bu konuyu çok soru çözerek öğrenirsin diyebiliriz birinci çözüm yöntemi olarak. Bakın ikinci çözüm bu konu çok soru çözülerek öğrenilir. Bu şekilde de düzeltilebilir. Dikkat ederseniz çözülerek de bir L takısı var. Çözmekten çözülmek. Bu bunun edilgen yani yapılan işten etkilenme anlamı taşıdığını gösteriyor. Konuda ise öğrenirsin de düzeltiyorum öğrenirsin e, fiilinde ise dikkat ederseniz etken anlamı var. Dolayısıyla etken ile edilgenin birlikte kullanılması bir anlatım bozukluğu meydana getiriyor. Evet, demek ki farklı türde çatı, e, türlerinin kullanılması yani bir etken fiille bir edilgen fiilin birlikte kullanılması bir anlatım bozukluğu oluşturabilir. Peki edilgen fiil ile dönüşlü fiil e, kullanılsa orada bir bozukluk olur mu? Bu çok fazla anlatım bozukluklarında karşımıza çıkan bir örnek türü değil ama e, kural tabii onu gerektiriyor söylememiz lazım. Farklı türde kullanılabilir. E, çatı türleri kullanıldığı zaman bir anlatım bozukluğu meydana gelir ama tekrar etmek gerekirse anlatım bozuklukları daha çok etken ve edilgen fiillerin bir arada kullanılmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Evet, haftaya kadar bu işleri bitirip komisyona sunulacak. Haftaya kadar bu işleri bitirip komisyona sunulacak. Evet, haftaya kadar bu işler bitirilip komisyona sunulacak. Birinci çözüm yöntemimiz bu olsun. Haftaya kadar bu işler bitirilip komisyona sunulacak. Evet. Burada şu ayrıntıyı da görmekte fayda var. Bakın haftaya kadar bu işler bitirilip edilgen hale getiriyoruz. Komisyona sunulacak. Yine orada edilgen var. L harfini görüyorsunuz. Sunmaktan sunulmak edilgen fiillerin olduğu yerde nesne kullanılmıyor. Bakın niye? İşleri derken işlerindeki i harfi düştü. Dolayısıyla bu cümleden ne düşmüş oldu? Nesne düşmüş oldu. Haftaya kadar bu işler bitirilip komisyona sunulacak. Ya da şu şekilde düzeltebiliriz. Haftaya kadar bu işleri bitirip komisyona sunacak. Yani ya da hepsini e, ne yapabiliriz? Etken hale getirebiliriz. Ya edilgen hale getiriyoruz ya da etken hale getiriyoruz gençler. Evet son bir e, örneğimiz var bunu da görelim. Realizmin etkisiyle hayata bağlı kalmış gözleme önem verilmiştir. Evet bu cümle aslında sınavlarda karşımıza çıkabilecek türde güzel bir örnek. Dolayısıyla e, kendini saklamayı bilen cümleleri ÖSYM e çok e, güzel seçiyor, iyi kullanıyor. E, bu da onlardan biri. Kanatimce böyle bir soru sorulsa, buna benzer cümleler tercih edilir. Realizmin etkisiyle hayata bağlı kalmış gözleme önem verilmiştir. Bakın verilmiştir de bir il ekin'i görüyorsunuz. Bu bunun edilgen olduğunu gösteriyor, değil mi? Ama bağlı kalmış da ise ne var? Etken var. Şöyle olsa, realizmin etkisiyle hayata bağlı kalınmış gözleme önem verilmiştir desek buradaki anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Yahut şöyle yapabiliriz. Realizmin etkisiyle hayata bağlı kalmış, gözleme önem vermiştir diyebiliriz. Bu şekilde de cümlemizi düzeltebiliriz. Anlatım bozukluğunu buradan giderebiliriz. Evet, anlatım bozukluklarıyla ilgili olarak gençler söyleyeceklerim Bunlardan ibaret. Bir daha dilerseniz en başa, tabloya bir daha bakalım. Çünkü o tablomuz bizim anlatım bozuklukları hakkında genel bir kanaat olu edinmemizi sağlayan bir tabloydu. Bunu bir kez daha şöyle bir görelim. Anlatım bozuklukları iki başlık altında inceleniyor. Bunlardan birincisi anlam seviyesindeki bozukluklar. Yani e, kelime düzeyindeki bozukluklar olarak geçiyor. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Gereksiz sözcü kullanımı, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, anlamca çelişen sözlerin kullanımı, deyim ve atasözlerinden kaynaklanan bozukluklar, mantık ve sıralama yanlışlıkları, anlam belirsizliği, gereksiz yardımcı eylem kullanımı. Yan tarafta da bağlaşıklık bağlaşıklık dediğimiz Ben hemen şuraya onu yazayım çünkü bazen karşımıza çıkabiliyor. şurası bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları Burası ise bağlaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bunlar belki çok önemli değil ama bazı kaynaklarda özellikle bazı testlerde ee, şöyle sorular gelebiliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır denilebiliyor. Eğer öyle denirse siz doğrudan e, anlam seviyesindeki yani kelime düzeyindeki anlatım bozukluklarına bakıyorsunuz. Ya da bağlaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var denirse hemen dil bilgisi seviyesindeki anlatım bozukluklarına bakıyorsunuz. Bağlaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluğunda ise özne yüklem uyumsuzluğu, öge eksikliği, tamlama yanlışlıkları, eklerle ilgili yanlışlıklar, fiilimsilerden kaynaklanan bozukluklar ve en sonunda çatı uyumsuzluklarını gördük. Tabi bunların haricinde çok daha değişik böyle kıyıda köşede kalmış anlatım bozukluğu örnekleri türleri de var. Bunların da öğrenilme yöntemi çok bol soru çözmekten geçiyor. Anlatım bozukluğunu kavramak için ciddi anlamda bir test çözmemiz lazım. Bu konuda zannederim 100-150 soru çözülse anlatım bozukluğunun ana omurgası tamamen kavranılmış olur. E, tabii bunun yanında soru çözmekle beraber e, kitap okuma alışkanlığı gençler çok önemli. E, her zaman tavsiye ettiğim bir yöntem var. Bunu e, uygulamanızı tavsiye ederim. E, odanızda masanızda oturduğunuz zaman e, iyi bir yazarın e, böyle güzel akıcı bir eserini e, şu anki benim konuşma sesimle, tonumla, bu tonda konuşarak sesli okuyabilirsiniz. Bunun çok ciddi bir katkısı var anlatım bozukluğu sorularının çözümüne. Hem okumanızı, hem konuşma yeteneğinizi, diksiyonunuzu geliştirir. Hem de anlatım bozukluğu probleminin hemen nerede olduğunu fark etmenizi sağlar. İnşallah bunlar sizlere bir nebze de olsa denizde damla e, sayısınca diyelim e, bir denizde damla olabilmişsek kendimizi bahtiyar sayacağız. İnşallah çok güzel günler, çok güzel e, yarınlar hep sizin olur. E, bu arada bütün öğrencilerimi hakikaten çok özlediğimi buradan e, samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Rabbim e, bu musibeti, bu sıkıntılı günleri inşallah üzerimizden kaldırır sınıflarımızda, okullarımızda e, yeniden bir araya gelmemizi hepimize nasip eder inşallah. E, bana anlatım bozukluğu ile alakalı e, sormak istediğiniz e, sorular olursa, e, WhatsApp'tan e, ulaşabilirsiniz, yani irtibat kurabiliriz. Yahut e, anlamakta güçlük çektiğiniz herhangi bir dil bilgisi konusu olursa, bu konuda her halükarda size inşallah yardımcı olurum. E, ailenizle beraber sizlere çok güzel çok mutlu, çok huzurlu bayramlar temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun, her şey aklınızca olsun. Allah'a emanet olunuz gençler. Hepinize selamun aleyküm.